Herkese merhaba arkadaşlar, ben Özgür Çetin, kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için geçtiğimiz günlerde toplu bir kutu açılışında kutusunu açtığım Haylou'nun bu Solar isimli akıllı saatini inceleyeceğiz. Şu anda bileyim de bu da kutusu, hatta buradan da bir etiketi düştü. Onu da şöyle içine atalım. Biliyorsunuz bu saat çok enteresan bir saat. Ee, özellikle ben hepsi burada üzerinde çok gördüm ve çok fazla yorum olan da bir saatti. Dairesel bir tasarım var. Her zaman yaptığım gibi, ben gibi bir fiziksel tasarımdan bahsetmek istiyorum. Dairesel bir ekranımız var. Bu ekranın hemen sağ tarafında yani önden baktığımızda sağ tarafta bir tane tuşumuz var. Bu tuşla cihazın işte menü arasında geçiş yapmak vesaire gibi işlemleri gerçekleştiriyorsunuz. Bir de ekran dokunmatik dokunarak da işlemler yapabiliyorsunuz. Ee, standart bir Kordonumuz var. Bu kordonu eğer uyumlu başka kordonlarda bulursanız kolayca çıkartıp farklı kordonlar takmanız mümkün. Hani ben hepsi burada falan görmedim ama başka yerlerden bulabilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. E, yumuşak silikon ve siyah renkli olmak üzere bir kordonla beraber kutusundan çıkıyor. Bir de kutusundan Şöyle bir şarj cihazı çıkıyor. USB kablosu. Özel bir kontaktörü var. Bunun arka tarafındaki kontak yuvalarına takılıyor. Onunla şarj ediyoruz. Bunun dışında saatin hani başka da bir böyle bir ekstra bir özelliği yok. Şimdi ben biraz teknik özelliklerle devam edeyim. Bu genel görünümden sonra. Ekranda bir tablo görüyorsunuz. Hylio Solar LS05 olarak geçiyor bu saat. 1.28 inçlik 240'a 240 piksellik bir ekranımız var kalp bitmini takip edebiliyor, uyku takibi yapabiliyor. IP68 suya ve toza dayanıklık özelliği var. Android ve iOS uyumlu bir uygulamamız mevcut. Kordon genişliğimiz 22 mm. Uygulamalardan bildirim alabiliyorsunuz isterseniz. 54 gram ağırlığımız var. Saat kadranı değiştirebiliyoruz. 340 miliamperlik bir pilimiz var ve 249 TL'de bir fiyat etiketi var bu güzel akıllı saatimizin. Şimdi Tabii ben bunu toplu bir kutu açılışıyla yaptım. Hatta e, bu kutu açılışında hangi ürünleri size inceleyeyim diye bir gönderim yaptım YouTube üzerinden. Onlarla bir anket yaptım sizlerden. Sizlerden gelen en çok oy alan ürün bu akıllı saatti. E, herkes de bu akıllı saati merak ediyormuş. Şimdi şöyle arkadaşlar. Tabii ki 249 TL'lik bir akıllı saat bu. Birazcık öyle değerlendirmek lazım. Bence bu videoyu izleyenlerin tamamı bunu düşünerek yorumlasın. Bütün yani yapacağınız yorumlarda şunu unutmayın. Bu saat 249 TL. O yüzden hani işte iPhone, Apple Watch şunu yapıyor. Huawei'nin saati bunu yapıyor. Evet, onlar yapıyor ama onların fiyatı 249 TL değil. Bütün videoyu böyle izlerseniz daha kafanızda bazı şeyler daha oturur. Eğer öyle düşünmüyorsanız hani ben yok ya onu alacağım, şunu alırım, bunu alırım diyorsanız tabii ki daha farklı saatler var ama Genelde daha ucuz değiller onu söyleyelim. Ucuz olanlar da 3 aşağı 5 yukarı böyle özellikler sunuyor. Dış çerçeve metal, çelik bir çelik muhtemelen burada metal bir çerçeve var. ya yani saat şık duruyor. Kolda böyle hani çok aşırı büyüktü, çok küçük de değil. E, görüntülerini ve rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Kullanımı nasıl? Şimdi şöyle ben uzun yıllardır Huawei akıllı saatleri kullanıyorum. Onlara çok benzeyen bir arayüzü var. Nasıl? Yukarıdan aşağı doğru bir hareket yaptığınızda saatin genel özelliklerini görebildiğimiz işte uyku durumuna geçelim işte rahatsız edilmeme moduna geçelim gibi şeyleri gördüğünüz ve pil durumunu gördüğünüz o günkü saati de gördüğünüz ve hangi tarihte olduğunuzu gösteren bir Küçük bir menü geliyor. Aşağıdan yukarı doğru yaptığınızda ise saatin diğer özelliklerini gördüğünüzde. İşte stat var, kalp ritmi var, sport var, weather var, sleep var, notice var, music settings var. E more ve setting olmak üzere farklı farklı ayarlar burada mevcut. Tabii fark ettiyseniz İngilizce söylüyorum bunu. Türkçe menü yok bu saatte ne yazık ki. Ve biraz da böyle hani aralara girdiğiniz zaman da biraz şey böyle hani yani biraz garip duruyor açık söylemek gerekirse. Böyle menüler falan çok böyle yani kötü tasarlanmış onu söyleyeyim. Bir de basılı tuttuğunuz zaman saatin ekranına aynen diğer akıllı saatlerde olduğu gibi kadran değiştirebileceğiniz bir menü geliyor. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 4, 4 tane menü var. Bunları uygulama üzerinden değiştiriyorsunuz. Fakat ben denedim beceremedim. Yani bende bir sorun var herhalde muhtemelen. Bir de bendeki telefon Huawei P40 Pro'ydu. Onun da Google servisleri yok. Uygulama düzgün çalışmıyor. Zaten uyardı bunu ben. Yani Google servisleri yok bunu düzgün çalışmayabilir dedi. Ee, onu da söylemiş olayım ama uygulama tarafında anlatacağım. O uygulamada da bazı sıkıntılar var, onları da söyleyeyim. E, bunun dışında bu düğmeye bastığımız zaman ekran açıp kapanıyor sadece. Yani menülerde gezinme falan bu düğmeyle olmuyor. Bu e, menülerde gezinmek istiyorsan mesela ne yapmak istiyorsun? sport diyorsun mesela, spor. Burada farklı farklı spor çeşitleri de var. Jogging var, fast walking var. Biking var. Mesela spinning var. Yoga var. Bunları takip edebiliyor. Böyle bir sürü birkaç tane. Burada bakıyoruz mesela. Futbol var ve rowing var falan. Bir sürü böyle bir şeyler var. Uykuyu takip edebiliyor. O gün kaç saat uyudunuz, kaç dakika uyudunuz falan gibi. Hani derin uyku mu yoksa daha hafif uyku mu onları size söyleyebiliyor. Kalp ritminizi 7-24 takip edebiliyor. Sporla ilgili olan işte kaç adım attınız, bilmem kaç kalori yaktınız, kaç kilometre yürüdünüz falan bunların hepsini de görebiliyorsunuz. Böyle hani güzel güzel men menüler var. Hatta böyle sağa sol doğru da çektiğiniz zaman da işte o menüler arasında da geçiş yapıyorsunuz ki mesela sağa çektiğimiz zaman parmağımda take a break diyorsunuz işte iki dakika ara ver diyor mesela böyle bir menü çıkıyor. Sonra hava durumunu görebiliyorsunuz burada o anki hava durumunu görüyorsunuz ve ilerleyen günlerdeki hava durumlarını da size gösteriyor ve uyku durumunu gösteriyor. Bir daha döndüğünüz zaman da işte kaç kalbinizin en yüksek ve en düşük attığı şeyleri falan gösteriyor ve genel olarak bir menü var. Orada da işte kaç adım attınız, kaç kalori yaktınız, kaç kilometre yürüdünüz görebiliyorsunuz. Gelelim uygulama tarafına. Şimdi Hilo Fun isimli bir uygulaması var. Ben bunu dediğim gibi P40 Pro'ya yükledim. Fakat düzgün çalışmıyor onu söyleyeyim. Hatta ben bunu yine gönderi olarak ben size sordum. Bazı arkadaşlar dedi ki düzgün çalışma uygulaması dedi ki ben bunu dediğim gibi P40 Pro'da Google servisleri olmamasına bağlamıştım. Hatta başka bir telefonla deneyecektim. Ama bu yorumu görünce dedim ki ha demek ki uygulama sıkıntılı. Yani uygulama biraz sıkıntılı açık söylemek gerekirse. Kolay da bir uygulaması var. Güzel de böyle arayüzü falan hani birçok şeyi ayarlayabiliyorsun Saat kadranları falan mesela ben seçtim yüklenemiyor. Bu saatte yükleyemedim mesela. Ya da ne bileyim işte kaç adım attınız o gün o hafta o ay gibi. Mesela Huawei'nin health uygulaması yani sağlık uygulaması çok benziyor. Huawei'nin bu fan uygulaması. Onunla da bir sürü böyle bir şeyler görebiliyorsunuz. İşte attığınız adımları vesaire falan görebiliyorsunuz. Bu manada güzel bir uygulama ama düzgün çalışmıyor. Özellikle bildirim tarafında mesela WhatsApp bildirimleri bazen düzgün gelmiyor. Türkçe karakterler gelmiyor. Bazen böyle saçma sapan bir şeyler okuyorsunuz. Ne yazdığı anlaşılmıyor. E, ve hangi uygulamalardan bildirim alacağınızı yine uygulama üzerinden, Haylio Fan üzerinden seçebiliyorsunuz. Yani şundan gelsin, bundan gelmesin gibi. Ee, ama düzgün çalışmıyor onu söyleyeyim. Hani bazen gösteriyor bazen göstermiyor. Bir de çok çabuk kopuyor uygulama. Hani telefonun yanından ayrılır ayrılmaz hemen bağlantı kopuyor arkadaşlar. Onu da çok beğenmedim. Yani saat güzel ama uygulaması birazcık sıkıntılı. Ha diyeceksiniz ki 249 TL'ye böyle olur denir mi? Yani bence biraz uğraşılsaydı böyle olmaz gibi geliyor. Yani 300 lira yapın saati ya da atıyorum bilemiyorum tabii de onun yazılımın düzgün olmasının maliyetini kadar etki edeceğini. Yani 300 lira yapın, 350 lira yapın en azından biraz daha güzel bir uygulama olsa sanki daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Özellikle böyle hani sporu takip edeyim falan diyorsanız e, uygulamanın güzel olması gerekiyor. Tabi GPS falan yok bunda takdir ederseniz ki bu paraya GPS özellikle olan bir saat alamazsınız. Ama hani sadece saat için bile kullansanız 249 lira yani normal bir hani mekanik bir saat bile neredeyse alamıyorsunuz öyle söyleyeyim. O yüzden ben beğendim hani böyle. Çok para vermek istemiyorsunuz akıllı saate. Uçmasına da kaçmasına da gerek yok. Hatta ben hiç belki telefonu da bağlamayacağım da diyebilirsiniz. O da bir seçenek olabilir. E veya bağlan, bağlandım ama her zaman bağlı kalması benim için önemli değil de diyebilirsiniz. O zaman bile kullanılabilir bir saat olmuş ama uygulama sıkıntılı onu söyleyeyim. Fiyatına göre muhteşem bir saat olur. Uygulama tarafının güçlendirilmesi lazım. Uygulama birazcık sıkıntılı. Ama bunun dışında bir akıllı saatten ne bekliyorsanız hepsini verebiliyor. Saati gösteriyor. İşte kaç adım attınız, kaç kalori yaktınız, kalp ritminizi gösterebiliyor. Spor egzersizin takip edebiliyor. Su geçirmeme özelliği var. Ben seviyorum mesela ben su geçirmeyi. Banyoda falan çıkarmam ben saatimi hep söylüyorum zaten burada, e, su geçirmeme özelliği de var, onu da kullanabilirsiniz. İstediğiniz yerde, istediğiniz zaman saatinizi takıyorsunuz ve unutuyorsunuz. Ben öyle yaptım açık söylemek gerekirse bütün testler boyunca. Bir de hafif, onu söyleyeyim. Çünkü saat ağır olduğu zaman bilinize bir ağırlık hissediyorsunuz. Bu saatte öyle bir durum söz konusu değil. Gayet hafif, gayet güzel ve rahat bir saat olmuş. Hayli ol solar, onu söyleyeyim. Şimdi gelelim e, şarj meselesine. Söylediğim gibi şöyle bir kablomuz var. Bu kablonun böyle özel bir kontaktörü var. Buraya takıyorsunuz. Şöyle. Şu şekilde. Şöyle göstermiş oluyor. Böyle taktığımız zaman bu doğrudan şarj oluyor. 1,5-2 saat falan sürüyor. Şarjı birazcık uzun sürüyor. Onu söyleyeyim. Ama 15 güne kadar gidiyor. Ben test ettim hakikaten de. Şarjı taktım. Pazartesi günü %100 şarj ettim. Daha sonra 2 hafta sonra pazartesi günü tamamen şarjı bitmişti saatin ve tamamen kapanmıştı. Çok iyi. 15 gün çok iyi ben. Çünkü saati Sürekli olarak şarj edeyim, şarjdan çıkartayım falan sevmiyorum açık söylemek gerekirse. Böyle uzun pil ömrünün olması da benden olumlu bir puan aldı. Gelelim fiyat tarafına, videonun içinde çok söyledim ama bir kez daha hatırlatmakta fayda var. 249 TL fiyatı var en azından benim e, kutuyu açtığım tarihte ve bu videoyu çektiğim tarihte fiyatı değişmemişti. 249 TL arkadaşlar normal bir saat bile alamazsınız onu söyleyeyim. Neredeyse hani çok ucuz saatlerde olabilir belki ama e, bu akıllı bir saat birçok şey yapabiliyor. Ha, tam yapabiliyor mu? Hayır yapamıyor ama e, o uygulama meselesini de çözerlerse muhteşem bir saat olur. Fiyat performans ürünü arayanlara böyle e, ben çok para vermek istemiyorum bir saate diyenlere kesinlikle ve kesinlikle önerebileceğim bir akıllı saat olmuş. Hayli olsalar ama söylediğim gibi uygulama tarafında beklentiniz bir yani normal bir vatandaşın beklentisi ise biraz canınız sıkılabilir. Onu da baştan belirtmiş olayım. Ama şunu derseniz ya tamam uygulaması benim için çok önemli değil. Ben zaten saat olarak da kullanacağım bunu. Alınır kullanılır gayet de güzel bir akıllı saat olur. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere Haylo Solar akıllı saati incelemeyi anlatmaya çalıştım. Güzel bir fiyat performans ürünü olmuş. Eğer fiyat performans tarafı yüksek ve hani akıllı saat özellikleri de iyi bir saat arıyorsanız bence kesinlikle ve kesinlikle alınabilir bir akıllı saat. Ama videonun içinde çok kez söyledim uygulaması birazcık sıkıntılı. Uygulama tarafı benim için önemli değil derseniz hiç düşünmeden alın derim. Onu baştan söylemiş olayım. Ama olur ya benim anlatmayı unuttum. Sizin sormak istediğiniz sorular varsa videonun altında sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyacağım, hepsini değerlendireceğim. Bunun da altını özellikle çizmiş olayım. Bu arada saatle ilgili merak edilen konulardan bir tanesi de arama görüşme yapabiliyor mu? Üzerinde hoparlör mikrofon olmadığı için yapamıyorsunuz ama... Bir arama geldiği zaman reddetme imkanınız var. Diğer e, benzer akıllı saatlerde de var bu özellik biliyorsunuz. Arama geldiği zaman kişiyi gösteriyor, ismini gösteriyor istiyorsanız reddediyorsunuz. Yani kapatıyorsunuz telefonu. Ama açıp konuşma özelliği ne yazık ki bu saatte bulunmuyor. Ama diğer saatlerde olan kronometre gibi, telefonumu bul gibi özellikler de yine bu akıllı saat üzerinde de mevcut arkadaşlar. Hatta telefonumu bul özelliği bir kullanayım. Menüye girdik, settinge girdik. İşte watch face var, bir brightness var, şu var, bu var. Bunlara bakıyoruz. Bir saniye bakalım. Mor, pardon, mor seçeneğine girdik. Stop watch Countdown find phone diyor. Mesela i̇şte şimdi basacağım bakalım ne olacak. Şu an telefonum normal bir şekilde çalıyor. Evet. Çaldı ve kapattı arkadaşlar. Tamam şimdi ben bunu kapatıyorum. Ama çalmaya devam ediyor. Ha yok sustu tamam. İşte bu şekilde telefonunuzda kapsam alanı içindeyse onu da bulabiliyorsunuz benzer saatlerde olduğu gibi. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Youtube kanalıma abone olmayı ki bu benim için çok önemli arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ve isterseniz beni Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alanı takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.